arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Özlediniz beni biliyorum. Ben de sizi özledim. Dördüncü sezonun çekimleriyle karşınızdayım. Finale bir sezon kaldı. Yani beşinci son çekimim. Videoyu ilk defa izleyenler için hatırlatmakta fayda var. Kargo videosuydu. 1,5 yıl boyunca gelen kargoların toplamı. Bu dördüncü bölümü, dördüncü sezon. Şampiyonlar Ligi diye tabir ettiğimiz, hatta üçüncüsü de olabilir, dördüncüsü de olabilir. Buna siz karar verin demiştim. İşte bu sonuncusu, bundan sonra da açık olan arabalar var. O açık olan arabalarda beşinci videoda sizlere göstereceğim. Beklediğim iki kargo vardı. Yani birisi şaheser gerçekten, onu beşinci videoya saklıyorum. Diğer beklediğim kargo, yani beklediğim süreden erken geldi. Aslında tam istediğim sürede geldi. Bir sipariş vermiştim. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bu videoyu hafta sonu çekiyorum. Yani bugün cumartesi. Diğer 3 videoyu cuma günü, bir gün önce çektim. O videolarda da söylemiştim. Bir siparişim daha var. Toyota'dan gelecek diye. Beklediğim süreden erken geldi. Yani araya hafta sonu girdiği için belki dedim kargo şirketleri çalışmaz. O da hemen gelmez, önümüzdeki haftaya sarkabilir diye tahmin ettim. Ama not yazmıştım, cumartesi günü gelirse sevinirim diye. Sağ olsunlar erken gönderdiler. Sıcağı sıcağına o gelmişken bari dedim dördüncü videoyu da hemen çekim yapayım. Dördüncü video, üçüncü videodan bir süre sonra yayınlanacaktı. Peş peşe yayınlanacak artık. Sadece içlerinde beşinci video için biraz bekleyeceğim. Diğer kargoyu gidip ben alacağım. Zarar gelsin istemiyorum. Güzel bir şey çünkü. Onun yayınlamasını da yine kısa bir süre sonra yapacağım. Şimdi geliyoruz bu Golin'in şehrine. Bu defa kameranın karşısına koydum. Bu arada bu bugün gelen kargoyu da ben yine tabii dayanamadım. Hemen onu açtım. İçini dışını temizledim ve bunun içerisine koydum. Yani daha önceki videolarda da söylediğim gibi gelen kargoları ben hemen açıyorum, dezenfekte ediyorum. Yani bu konuda artık pimpirikli miyim diyeyim. Daha mı tedbirliyim? Bilemiyorum artık buna ne denirse. O yüzden onu da hemen temizleyip buna koydum. Aslında gönül isterdi ki onu da burada kamera karşısında açmak, sizi daha da heyecanlandırmak. Güzel modeller var. Bu kutunun içeriğini size şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir karışık arkadaşlar. İçerisinde regular modeller yok. Yani Hot Wheels ve Matchbox'ın yok. Onları zaten bir önceki videolarda, hatta iki önceki, yani birinci ve ikinci videoda regularlar vardı. Üçüncü video karışıktı. Daha çok premium arabalar. Green Night falan da vardı. Şimdi dördüncüsü de yine karışık arkadaşlar. İlk elimize aldığımız araç Green Night'a ait. İşte bu Toyota Toyuz'dan geldi. Bu şekilde. Dekalleri falan sağlam. Not yazmıştım. Dekal konusunda hani dikkat edilsin. Yani arabalarda bazı hatalar oluyor dedim. Bunlara lütfen dikkat edin dedim. Ufak bir açıklama yaptım. Daha önceki bir siparişimde de açıklamaya dikkat almışlardı sağ olsunlar. Bunda bir problem yok. Yani bazı çizgilerde hata oluyor. Bizzat böyle oyuncaktan falan gidip aldığımda o hatalara ben dikkat ediyorum. Yani mümkün olduğunca almamaya çalışıyorum. Bu birincisi. Toyota'dan gelen. Bu da ikincisi arkadaşlar. Yine Green Night. Flames serisinden. Chevrolet Nomad. Diğeri neydi? O da Chevrolet Sedan. Bundan daha önceden Abdekin abi sipariş vermişti yurt dışından ama işte onda bir problem oldu. O gelmedi. Onun yerine bana Camaro vermişti. Bunun siparişini verdiğimiz dönemde bunlar Türkiye'ye Toyota'ya geldiler zaten. Bayağı bir yoğun bir şekilde getirdiler. O zaman alamamıştım. Bunlar babalar gününe özel bir indirime girdi bu arada. 2 günlük bir indirim. Ayın 18'i ile 20'sinde geçerliydi. Siparişi de ayın 18'inde vermiştim. Bugün geldi zaten. Bugün ayın 19'u. Çabuk gönderdiler sağ olsunlar. Bunda da bir problem yok. Tekallerine falan baktım. İşte ben bunları paketlemesinin kargosunda güzel yapmışlardı. O kargoda aslında size göstermek istiyordum. Ama dediğim gibi yani içim yerde onları temizlemeden gelip de bu büyük kolyeye koymak
Bana göre değil yani. Playmut arkadaşlar. Palamut diyoruz bunlara. Yani ben öyle diyorum. Bakın burada gayet güzel. Bu arada limon çenesi düştü. Kuşumuzun. Bunda sanki bir problem var. Bakın şurada bir iz var. Yani imza mı yoksa boya hatası mı onu anlamadım. İşte benim o notta da bahsettiğim buydu. Yani bazı arabalarda hatalar oluyor boyalarında. Lütfen buna dikkat edin. Düzgün olanlarını gönderin. Sizden ricam yazmıştım. Bilmiyorum bundaki sıkıntı nedir. İnşallah imzalır. O birazcık beni üzdü. Bu konuda dikkat ediyorum. Tabii böyle ufak çaplı boya hataları olan arabalarım var. Gelen kargolarda da olmuştu. İlk zamanlar bu hobiye başladığımda da çok dikkat etmiyordum. Sonraları dikkat etmeye başladım ve takıntılık haline geldi. Birkaç kişinin daha var bu takıntıları. Tanıdığım isimler var. O gelen kargolarda biri şu var. Belirli bir limiti geçtikten sonra kargo bedavaya geliyor. O yüzden limiti geçmek için bunu da sipariş verdim. Şu şekilde bunun üstü açık bu arabanın. Majorette. Citroen arkadaşlar bu arada. Ama modeli unuttum. Gelen kargoda modellerin ismi de yazıyordu. Bunları şöyle yapalım mı? Yine karşıya koyalım. Ben şu tarafa geçeyim. Şöyle dizelim yine. Karışıktı bu kolye. Buna da Şampiyonlar Ligi diyebilirsiniz. Evet. Şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Bunun modeli çalınmış maalesef. Bunda çok güzel bir Camaro vardı. Üzgünüm. Şaka yapıyorum tabii. Bu bana Serkan abimin hediyesi. Bu rafları gönderen abim. Onun kargosuna çıkmıştı. Ben de bunu kurdum ama kurarken bazı yerlerini çatlattım. Bir de bir şey dikkatimi çekti bunda. Bundan önce Ford Anglia'nın kurulumu, daha doğrusu kutusunun kurulumunu yapmıştım. Şu yanlarda bazı çizgiler vardı. Onlar şeffaf, yani plexiyi koruma amaçlı takılmış bant. Bunda da vardı o. Sonradan jeton düştü. Diğerinde onları daha sökmemiştim. Ama bazı yerlerine hardcore davrandığım için kırıldı maalesef şuraları falan. Bu da bana hediye olarak geldi. Bunda da yine güzel modelleri sergileyebilirim. Şu şekilde bir Audi var. Matchbox'ın. Hobican'dan gelmişti. Alican ikinci. Diğer videolarda bahsetmiştim kendisinden biraz. Sağ olsun bu da ondan gelmişti. Kauçuk tekerlekli. Audi R8. Kapısı falan açılmıyor. Kamerayı şöyle yapalım. Yine karşıya koyalım. Burası yine masa da olabilir. O yüzden şöyle yapalım. Yine amirimden bana bir hediye. Rising şampiyonsun. Teşekkür ediyorum sana yine abi. Beni bunlara alıştıran da kendisi. Bu NASCAR arabalarına. Bakın burada yarışçısı da var. Bu arabayı kullanan pilot. Burada ne yapalım? Bunu da şöyle koyalım. Hemen yine geçiyoruz. Sırada ne var? Yine Majorette de var arkadaşlar. Üçlü. Bu da Umur'dan gelmişti bana. İçlerinde en güzeli bence Land Rover. Sonra da bu araba Alpine işte bu arabanın adı. Porsche'yi o kadar beğenmedim ben bunda. Çok hoşuma gitmedi. Yani kalıbı güzel ama tekerlekleri hoşuma gitmedi. Kutusu da bu şekilde. Üçlü pek.
Bir uçağımız var. Matchbox'ın. Bunu diorama çekimlerinde falan kullanırım diye almıştım. Bakın burada da ismim yazılı. Orkun abi göndermişti bana, sağ olsun. Bunu da şöyle koyalım. Hangisini gösterelim? Şunu. Hot Wheels Color Shifters. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Bunu suya koyduğunuz zaman renk değiştiriyor arkadaşlar. Renk değiştiren araba. Mitsubishi Lancer Evolution detayları var. Daha bunu suya koymak nasip olmadı. Suya koyacağım ama açacağım ben bunu. Bu da bisikletçi bir abimden geldi bana. Atilla abim. Benim gruplarda, bu Facebook gruplarına girmeden önce yüz yüze geldiğim ve grupların olduğunu bana bahseden kendisiydi. Her şey aslında onunla başladı. Ama gruplara girdikten sonra gruplarda tanıştıklarım da tabii diğer videolarda söylediğim isimler. Bu da Atilla abimden geldi bana. Working Rikes'ın taşıyıcı. 4 seriden oluşuyor bu arabalar. Bende sadece bu var. Diğerleri o kadar çok hoşuma gitmedi. Evet, şimdi size bir şey göstereceğim. Aslında pek çok kişinin de bu dikkatini çekti. Hatta bu bazı yabancı bu hobidaşların, yani yabancı olan hobidaşların, hatta onlardan biri Lamley Group, benim de takip ettiğim bir yayın grubu diyelim. Orada da konusu geçti bunun. Çakma Teams Transport. Bunlar ACY2'lerde satılıyordu. Pandemi döneminde. Pandemi olduğunda, yani yasaklar başlamadan bir gün öncesinde bunun diğer iki tanesini almıştım. Bunu almamıştım. Bu da bana bir polis arkadaşımdan hediye. Murat Han'dan sağ olsun. O da oyuncakçılarda bulmuştu. Bunu bana hediye etmişti. Bu vesileyle tanışmıştık kendisiyle de. Bakın daha kest yazıyor. Bunların da tabii açılımını yapacağım. Bunu orijinalleriyle kıyaslayacağız. Bunun tekerlekleri kauçuk diye biliyorum. Bence gayet güzel, başarılı bunlar. Fiyatı o dönemlerde bayağı bir uygundu. Tabii son dönemlerde fiyatları arttı bunların. 2 katına 3 katına çıktı galiba. Çok uygun değil artık. O dönemlerde inanın bayağı uygundu. Sırada yine bir Majorette var. Rising serisinden. Citroen arkadaşlar. Citroen. Citroen C2. Tropi Andros 2005 yazıyor. Seviyoruz rally arabalarını. Şuraya koyalım. Yine bir Maestro var. İşte regular bunlar. BMW. Şurada da gördüğünüz gibi. Bunlara belki custom yaparım. Bunları o yüzden aldım. Necat Oyuz'unmuş normalde, ithalatçı firma. Bunlar yurt dışından geldi sanırım. Bunları Mustafa Saka'dan almıştım ama o yurt dışından mı getirtiyor tam bilmiyorum. Yine burada da var. Bu da BMW. BMW'nin Jeep'i. Bir Maestro daha var. Bu Cadillac mıydı ya? Tam göremedim. Cadillac mı? Bentley mi? Chrysler mi? Chrysler galiba ya bu. Altında yazar gerçi. Niye bakmıyoruz? Bakmadık ki. Evet, Chrysler 300C Hemi. Chrysler'miş arkadaşlar. Regular diye geçiyor herhalde bunlarda. Bir kamyonumuz var. Bunlar 1.64'ten biraz küçük. 1.72 sanırım. Şu şekilde. Bunları da açacağım. Arkasında da yine bir ek var. Remote gibi. Bunun arkasında bir şey yazmıyor. Grell üreticisine ait.
Güzel bir kamyon. Son dönemlerde bunlara da merak sarmıştım. Şöyle bir arabamız var. Bu açık. Orkun abiden almıştım. Orkun abi de daha önceden Umur'dan almıştı. Hani aktris Silver'dan. Lamborghini. Şunu hatta şöyle bir çıkartalım şuradan bir bakalım. Bu zaten açık. Hiç daha incelemedim ben bunu. Metal ama alt plastik. Bakın şu şekilde. Lamborghini Mose Lego diyor. SV modelinde LP674SV diyor. Bu Motor Max üreticisine aitmiş. Onu da şimdi öğrenmiş oldum. Güzel, benim hoşuma gidiyor. Şöyle koyalım ya kutusuna. Nasıl çıkarttık onu da şu an hatırlamıyorum. Sağda mıydı, solda mıydı? Unuttum. Galiba böyleydi. Yine bir Maestro. Bu neymiş? Parlıyor ışıklardan dolayı. Buick yazıyor ama 001 Buick Bengal mi? Konsept bir şeyler yazıyor ama tam ben okuyamadım. Bakın şurada üstte yazıyor. Konsept araba ama. Arka far detay. Artık far mıdır nedir o? Anlam da veremedim oraya. Spoiler gibi duruyor. Öyle şu şekilde. Belki swap yaparım jantlarına. Uygun jantlarına gelsek. Kutusuna geldi. Şuradan. Elimde bir tane Takaratomi var arkadaşlar. Bu sanırım bunlar regular oluyordu. Bu Tomica'nın ya da onların da mesela üst segmentleri var. Tomica galiba bu. Takara Tomi Tomica diye biliyorum. 1.64 ölçeğine ait. Bu bana geldiğinde açılmıştı şu şekilde. Şu şekilde bu arkadaşlar. Tabii bu da kutudan çıkıyor. Şöyle. Porsche 911 Carrera Tomica Tomi'nin. Ya bunun kalıpları güzel oluyor. Arabada sağlam ama şu jantlar, tekerlekler çok kötü. Swap yapıldığı zaman, lastik değişimi, tekerlek değişimi yapıldığı zaman daha güzel olur. Abiden gelmişti bu da. Ankara'dan. Kendisine selamlar. Bursa'dan gelen bir araba vardı. Emre abiden. Daha önce bu Jurassic Park'ın 5'li sesini gönderen abimiz. Kendisi koyu bir Matchbox ve Majorette biriktiriyor. Bir grupta da yönetici aynı zamanda. Hummer. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Kalıbı da çok güzel. Detayları da harika. Bunları da açacağız tabii ki. Yine burası bir çarşı pazar olacak, karışacak masa. Bir Majorette daha var. Concepts bu araba. Şurada yazıyordu ama. Dodge Concept Car. Dodge arkadaşlar. Concept arabalarını seviyorum. Süper spor ve konseptler. Burada konsept arabalar daha var. Karşınıza çıkacak. Evet. Şöyle güzel bir lokomotifimiz var. Trenimiz. Bu da bana yine amirimden hediye. Bir gün ziyarete gittiğimde masada ne var ne yok çıkarttı demiştim ya. İşte o çıkarttığı şeylerden biri de buydu. Sağ olsun. Burada kuracağım. Bakın şöyle. Bu çuf çufu da bir kuralım bakalım nasıl olacak.
Sonra bunu fotoğraflandıracağım. Zaten bunları açtıktan sonra Göksel'in koleksiyonu Instagram hesabım var. Onu da takip edin. Bayağı bir fotoğraflarım olacak orada. Yani videoları daha çok kanalımda yayınlayacağım. Fotoğrafları da Instagram'da. Bunu da nereye koyalım? Şimdi şurada. Şurada kalsın arkadaşlar. Masa doluyor. Yine güzel bir Rising Champions üretimi. NASCAR arabaları. Şöyle göstereyim, kameraya sığmıyor. Abtekin abiden gelmişti. Yurt dışından getirtiyordu bunları tabi. 5 tane. Bunları da inceleyeceğiz. İlk aldığım NASCAR arabaları da bu arada bu. Abdurrahman amirimden kapmıştım ben o hastalığı ama Abtekin abiden aldım ilk. Daha sonra amirimizden almaya başladık. Teşekkür ediyorum Alptekin abiye de. Burada durmayacak. Şöyle yapalım. Yine Matchbox üretimi. Drift arabaları. Limited Edition arkadaşlar. Bu da değerli bir ürün. Ayrıca çok ağır. Sanırım alt üst metal. Arabalar metal mi değil mi tam emin değilim. Bunları da açmadım daha. Bu bir ara kayboldu. Aylar sonra geldi bunun kargosu bana. Kayboldu. Sonra bir daha geri geldi. Bir daha kayboldu falan derken nihayet kavuştum ben buna. Bir ara ümidi kesmiştim yani ben bundan. Bulamayacağız herhalde diyordum. Bulduk nihayet. Team Convoy diye geçiyor. Bunun farklı farklı renkleri de var ama bende bir tek bu var. Bak şöyle arkası bu da. Matchbox üretimi. 1993 yazıyor şurada ama resim tarihi mi acaba bilmiyorum. Şurada yazar mı? Yok. Bunun üretim tarihini bilen varsa beni aydınlatırsa sevinirim. Bunu da şöyle koyalım. Şurada yine majorettiler var. Rising serisi yarış arabaları. Mitsubishi, Mitsubishi öyle diyordum. Strand var. Şu çok güzel. Bunun bir de beyazı var. Bende yok ama teklisine denk gelemedim. Bakın bunun kaputu açılıyor. Zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz onları açtığımız zaman. Peugeot var. Peugeot'u severim. Renault. Bunda kapısı açılıyor. Şunlarda açılmıyor bir şey. Bir Peugeot daha. Şunu göstermiş miydim kamerada tam olarak? Şöyle şuraya koyalım. Onlardan daha var ama şu aralara falan girmiş. Yani kutu bayağı bir allak bullak. Şöyle bir daha bir göstereyim ben size kutuyu. Bakın içine daha neler neler var. Videolarım arkadaşlar uzuyor maalesef. Çünkü çok kargo var. Ya yani özellikle regular videolarım bayağı uzun oldu. Çok uzun olmamasını istedim ama olmadı maalesef. Evet. Şimdi Ford Anglia bakın. Bunun kurulumunu yapmıştım. Şunlardan bahsediyordum. Şunları sökmedim. Koruma mıydı değil miydi derken halbuki korumaymış. Onları sökeceğim. Bunun kabını tasarlayan Serkan abi de arabayı da tedarik eden Abdurrahman abimizdi. Böyle birleştirdim bunu. O da gelen kargolarım içerisinde. Yine bir kamyonumuz var. Demek ki kamyonla herhalde boyut olarak aynı. Yo, biraz daha küçük. Bu 1.72 ise herhalde bu 1.87 olması lazım herhalde. Yine bir Peugeot. Majorettin'in. Ve yine bir Peugeot. Söylemiştim Peugeot'u severim.
Ya da ilk defa söylüyorum herhalde bu videoda yani. Diğer videolarda söyledim mi tam hatırlamıyorum. Aslında Peugeot'un koleksiyonunu yapmak istiyordum. Küçüklüğümdeki hayalim buydu ama yaş ilerledikçe araba sevdamız daha farklı boyutlara geldi. Volkswagen var, Beetle. Veli üretimi 1.60. Birazcık kalıp olarak büyük ama yani majorettelerle yan yana geldiğinde çok da büyük durmuyor. Yine bir Veli. Porsche. Bu da 1.60 ölçeğinde. Yine bir Veli geliyor arkadaşlar. Land Rover. Yine 1.60. Beyaz renk. Bunları da hep açacağız. Onların kutusunu açmak daha kolay. Evet, şimdi iki tane konsept karımız var. Peugeot'u severim demiştim ya size. Bu bir Peugeot Vision Grand Turismo. Konsept araba. Nore üreticisine ait arkadaşlar. Kaliteli bir ürün bunlar. GT 2015 diyor şurada. Şu şekilde. Alptekin abiden gelmişti. Bu da Alptekin abiden geldi ama bu bana değildi. Bu Tansu abiyeydi. Koyu bir Beşiktaşlı bir abimiz var demiştim ya diğer videolarda. Bir gün bunu paylaştı bir tane sayfada. Bu da benim aslında küçüklüğümde hayalini kurduğum araba. Yani istediğim bir konsept arabaydı. Hani ileride keşke böyle bir araba sahibi olsam diyordum. Eğer ki araba sahibi olamasam da en azından modeli bende olsa diyordum. Bunu görünce bayağı bir içerlendim. Hatta bir yorum yapmıştım Tansu abiye. Çok sevdiğim arabamı demiştim. Ne demiştim abi? Eğer bu videoyu izlersen ne dediğimi sen bana yorum olarak yaz bir, ben unuttum. O da sağ olsun bunu bana verdi. Daha sonra konuştuk kendisiyle. Benim sevdiğimi öğrendi o zaman. O da bana verdi bunu. Çok teşekkür ederim. Bunu özenle saklayacağım. Tabii kutusunu açacağım. İnceleyeceğim yakından. Bu da Veli üretimi. Facebook'umda bir fotoğraf var bu arabanın. O zaman da diyordum çok seviyorum diye. En azından 1.64 ölçeğinde olanına sahip olmuş oldum. Zamak tarzında majorette Beetle Volkswagen gri renk Limited Edition diyor. Bunun da serisini tamamlayamadım bir türlü. Camaro ve Dodge aslında istiyorum. Yine bir majorette Porsche 911 GT3 RS. Bunların açılımlarını yaptığım zaman Hüseyin abi bayağı sevinecek. Hüseyin Yeşiltaş grubu var. Majorette söylemiştim daha önceden. Bir Camaro'muz daha var. Bu da açık. Amerikan arabalarında en çok sevdiğim Camaro, Dodge ve Mustang. Rengi çok güzel. Yine bir Majorette. Porsche 934. Bu da bana yine Umur'dan geldi. Actros Silver'dan. Koleksiyonunu bıraktığı zaman vermişti. O Challenger serisi Hellcat. Bakın şu arkası çok güzel. Detaylı. Ya Majorette bu işi daha güzel yapıyor. Kalıp olarak bence. Lastikleri de tam bir drift lastiği. Beni benden aldı. Rengi de mor. Danus. Yine bir Limited Edition serisinden Majorette Honda Civic Type'ır. Yine gri. Masada yer kalmadı ya. Yine bir rally arabası. Matchbox. Limited Edition. Corvette sanırım bu. Bunu açıp da bakmam lazım ama Corvette gibi duruyor. Açmayı da şurası açıktı ama şuradan açamadım. Şurada bir koruma şeyi var. Diğer taraftan açılıyor. Yine sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Bunları açmadan beklemek de inanın büyük bir sabır. Ben şunları biraz daha geriye alacağım. Arkadaşlar kamerayı durdurup biraz daha geriye aldım.
Burada biraz daha yer açayım istedim. Daha var çünkü biraz daha büyük kutular da var. Evet, sırada ne vardı? Siku üretimi Bugatti Veyron. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da açılması da çok kolay. Şuralardan açılıyor. Bu da güzel bir araba. Yine bir Dodge Challenger SRT Demon Majorette'nin. Çok güzel ya. İşte ben bunları görünce Hot Wheels'ın Dodge'larından da çoğundan vazgeçeceğim. Audi A1 Rally arabası Majorette'ye ait. Bunu da şöyle koyalım. İşte koleksiyonumun bir kısmını görmüş oluyorsunuz böylelikle arkadaşlar. Bunların daha sonra detaylarına yine bakacağız. Yine bir Dodge Challenger SRT Demon. Diğeriyle farkı, renk farkı var. Bunda kapısı açılıyor. Jantlar aynı, lastikler de aynı. Detaylar da aynı. Sadece renk farkı var. İkisi de harika. İnşallah eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. Bu videolarla. Çok hobi dışında aslında hoşuna giden bir video tarzı bunlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Sıkılmadan saatlerce izlerim. Bir saat bile sürse hobidaşların yaptığı bu tarz videolar ben izliyorum. Yine Battle Majorette. Yeşil renk. Kaput açılıyor. Bunları yakından inceleyeceğiz. Porsche 911 GT RS Majorette'nin yine zamak renginde gri. Bu zamak tarzı olan Limited Edition serisinden 3 tane var bende. Kaldı 3. Camaro vardı. Dodge vardı galiba. Bir de ne vardı? Unuttum. Bir tane daha vardı. Yine bir Porsche 911 GT 3 RS. Diğeriyle aynı. Sadece rengi farklı. Jantları da aynı. Beyaz renk. Bu da güzel. Sırada ne var? Yine bir Majorette. Ford Mustang. Bu John Wick'in arabasına benziyor sanki. Onunki de Mustang'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii bu Majorette üretimi. Rengi onun arabası gibi. Yoksa Dodge muydu onun araba ya? Bu da şurada kalsın. Evet, şöyle bir kauçuk bir kalemimiz var. 1.64 ölçeğinde. Bu da bana bir koleksiyoncu bir arkadaşımız evet Mesut Sezer'den hediye. Mesut Master Wheel Sezer diye biliyoruz. Ondan da aldığımız bir model olmuştu. O zaman bunu bana vermiş. Bu da kutudan çıktı şimdi. Kutuda bırakmışım. Bir limuzin var arkadaşlar. Bunu bir kere açtım, baktım. Sonra da koydum yerine. Açacağım tabii ki bunu da. 1.64 ölçeği bunun da. Yurt dışından tabii ki bu da. Ya şuradaki gördüğünüz modellerin çoğu zaten yurt dışı. Yani majoriteler onlar tamam yurt dışı olabilir ama özellikle arka taraftakiler yurt dışından yani. Elimdeki de öyle. Bu limuzin de güzel. Şöyle koyalım. Yine bir Majorette. Volkswagen T1. Bakın arkası açılıyor. Üstünde bir surf tahtası var. Bundan tatile gidebiliriz. Şöyle buraya koyalım. Şöyle bir sigara kutumuz diyelim. Rising Champions'ım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine amirimden gelmişti iki tane. NASCAR arabası. Bunu açmakta cebelleşmiştim bir ara da. Kolay açılıyormuş. Çektiğimiz zaman çıkıyormuş ama açmayacağım. Yine heyecanımı kutu açılım videolarına bırakıyorum.
Çok kötüsün diyenleriniz var. Dur herhalde şu anda. Şu an elimde en detaylı olan modellerden birini tanıtacağım size. Koyşa üretimi. En kaliteli modellerimden de birisi açıkçası. Yavaş yavaş gösteriyorum. Bakın bu araba. Yine bir ilki yaşadım. Amirimiz sayesinde. Bakın şurada bir anteni bile var detaylı. Bunun da kutusunu şöyle çıkartayım. Arabayı açmadım daha. Denso Dunlop Sart SC430 2008 diyor arkadaşlar. Bakın şu detaylarına. Harika. Yani saklama kabıyla birlikte koş üretimi. Şuradan vidayı söktüğünüz zaman araba yerinden çıkıyor. Çok detaylı. Gerçekten harika. Toyota Dunlop Denso. Yine bir rally arabası. Bundan edinmenizi tavsiye ederim. İşte bu biraz daha üst segment. Ya tabii bir Inno kadar değil ama Inno'lara da geçiş yapmak istiyorum. Birkaç tane Inno modeli, yani her modelin öyle affedersiniz hani ama kaydıyla bazılarından almak istiyorum. Yine bir neymiş bu? Ford Focus'muş, evet. Castrol yazılarında. Castrol'ü topluyorum. Yine majorette bu da. Şuraya atalım. Yine bir Porsche 934 beyaz renk. Kapısı açılıyor. Daha neler var arkadaşlar. Koleksiyonumda vazgeçemeyeceğim modellerden birisi Jurassic Park Jeep ID. Hala açmadım. Alican ikinciden bu da. Onun kargo videosunu izlemiştim. Bundan iki tane getirmişti. Hatta yorumum da var. Hala da duruyor orada. Keşke onlardan biri de benim olsa demiştim. Onu dedikten bir ay sonra mıydı neydi? Bu model benim oldu. Bir ara satışa çıkarttı bazı arabaları. O zaman aldım bunu. Bunun altında bir çip var. Onu okutuyorsunuz. Uygulamayı indiriyorsunuz. Şurada. Uygulamayı indirdikten sonra Apple Store'dan veya Google Play'den telefonunuza bunu okuttuktan sonra bu arabanız tanımlanıyor telefonunuzda ve yarışıyorsunuz. Bende yine ID olan arabalar var. Regular olan. Daha hala denemedim ama onları. Açtıktan sonra deneyeceğim. Güzel bir araba. Değerli benim için. Bir tane Prosto Camaro'muz var. Bu karta ne deniyor? Retro mudur? Nedir artık bilmiyorum da. Bir ara hiç hoşuma gitmiyordu ama sonradan hoşuma gitti ve aldım. İbrahim abiden. Şurada Bonshaker var. O belki Yakup'un dikkatini çeker. O Bonshaker'ı seviyor arkadaşım. Ona bir yazarım ben. Şu var bende. Şunu da birkaç kere gördüm gruplarda satıldığını ama yani çok da güzel değil herhalde. Bir de şurada ne diyor? Lotus Concept. Onu da merak ettim. Nasıl bir şey olduğunu. Sırada ne var? 1,64 ölçeğinde RMZ Esti'nin kamyonu. Yani bunun ölçeği biraz büyük. Majorettelerden de büyük. Bunu da yine bunun ölçeğine büyük olan arabalarla yan yana getirip fotoğraflandırabilirim. Sanki 1,64'ten bile büyük gibi duruyor ama değil. Castrol yazılı. Bu bazı benzincilerde falan satılıyordu galiba. Sanatlı oyuncak üretimine aitmiş. Bu da bir abimizdendi. Şurasına ne olmuş? Açılmış. Bu kadar da açık değildi galiba.
Bunu da alalım. Bayağı bir süre geçti. Çok hoşuma gidiyor. Bakın burada adamlar var. 1.64. Yarış arabası. Action Pack diyor üstünde. Şurada. Kamera durmuyor. Şu tripodu bir sabitleyeyim. Sıkıştırmam lazım biraz daha. Bollandı mı ne olduysa. Bakın şöyle arkadaşlar. Arabalar metal. Galiba altları da metal. Çünkü ağır. Burada görmüş olduğunuz masadaki bütün arabaları açacağım arkadaşlar. İlerleyen videolarda. Şimdi yine efsanelerden tanıştıracağım sizi. Bunları da bana musallat etti yine amirimiz. Bad Rides. Beni benden almıştı. Çok detaylı. Kalıp olarak büyük. Hot Wheels'lardan bayağı büyük. Majorette'lerden de büyük. 1.64 diyor ama yani bilmiyorum hangisi 1.64. Ben anlam veremedim yani. Ama bu kamyonla yan yana geldiği zaman sırıtmıyor. Kamyonun hemen hemen aynı. Amerikan bayraklı bir Dodge Charger 1969. Bunlara bir yer açayım. Şuralara koyalım mı şunları? Buralar biraz dağıldı. Bedrite'lerden bayağı var bende. 11 taneydi. 2016 Dodge Viper SRT. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları da açacağım. Yine Dodge Viper SRT. Bazı gruplarda bunlardan böyle tek tek paylaşıyorum. Şimdi hepsini burada paylaşıyorum. Yine Viper. Dodge. Dodge Challenger. Zaten hepsi bunların Dodge arkadaşlar. Bir tanesi farklıydı galiba. Çok güzel ya. Bir de ağır. Emanet gibi. Yine Dodge Viper SRT 2010. Farklı bir renk. Hep diyeceksiniz aynı arabalar. Evet, doğru. Varyasyon yapmış oldum. Yine Dodge Viper SRT 2010. Diğeriyle farkı. Bir tane daha vardı bundan. Onu daha çıkartmadım ki. Şimdi birazdan gelecek sıra bana. Kiminin önünde de motor var. Çıkıntısı var motorun. Bunda yok. Charger 1969. Kurdelası bile var ya. Azaldı arabalar. 8 tane var. Son 8, son 7. Dodge Viper gri renk. Bunlara güzel diyorama çekimleri yapacağım. Stop motion'lar yapacağım. Dodge Charger 1969. Bunların kutu açılımında şunu da söyleyeyim. Dodge Viper SRT. Bakın bu üstünde motor olan. Şunda motor yok. Hangisiydi o? Şu. Bir de bunun lastiği biraz daha farklı diğerlerinden. Aynı değil. Bunların kutu açılımını yaparken bunların yanında bir tane Majorette, hep Majorette diye isim geliyor. Majorette. Hot Wheels Matchbox'da bulunduracağım. Kıyaslama yapacağız. Majorette'lerde bazıları biraz daha küçük kalıplı. Bazıları biraz daha büyük. Onlarda da kalıp değişebiliyor. Matchbox'ta da o var. Matchbox'ın Boeing Parts olanlarında da kalıp biraz daha büyük yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam. Bunu da koyalım. Şimdi bu gruba da artık Şampiyonlar Ligi mi dersiniz bilmiyorum ama yani şunları gördükten sonra belki de bu dördüncü sezondaki olanlar Şampiyonlar Ligi denilebilir. Bakın bir Teams Transport. Bayağıdır bunu düşünüyordum almayı. Nihayet bundan aldım. Ben buna mor şey diyorum. Mor renkte olduğu için. Şu hata hepsinde varmış. Yani çoğunda. Yurt dışından geldiğinde.
Şuralarında bir sıkıntı var. Bulaştıktan sonra lastiği takabileceğim ama. Kauçuk lastik, alçıt metal. Arabanın rengi çok güzel. Porsche 930. RVB. Rowelt yani. Kutusu biraz parçalanmıştı. Burada bayağı bir, yani bu kargo ile geldi. Bu yurt dışından geldi. Yine bir abimize. O da bana işte gönderdi. Ama bayağı bir sarmalanmıştı. Bunu poşetten çıkarırken, daha doğrusu bantlarını sökerken bazı yerleri yırtıldı. O yüzden ben de bantı kestim. Yine buralarda bıraktım. Şuralarda hep bazı izler var. Zarar gelsin istemedim daha fazla. Şuralarında falan çizikler var ama arabada bir sıkıntı yok. İlk aldığım Team Sports değildi o. Bakın ilk aldığım da buydu. Orkun abiden. Yine Castrol yazılı. Ford GT Race. Bu ilk aldığım. Bu ikinci aldığım. Birkaç tane daha var böyle almak istediğim. Koleksiyonuma katmak istediğim. Mesela Lancia. Gulf Temalı. Sonra Edwin ve Momo. Momo bilmiyorum. Onların fiyatları da çok yüksek. Almam herhalde. Ama Edwin düşünüyorum. En azından bu seneye ait olanını. Bakın bu da bir efsane. Mercedes-Benz 190E. Rengi falan harika. Falcon. Biliyorsunuz Falcon'i seviyorum. Falcon'lara alakalı ot da üretilse alırım yani. Çok değerlidir arkadaşlar bunlar. Ama bunların fiyatları da öyle çok da düşük değil. Biz yine daha uygun aldık ama daha yüksek fiyatta verebiliyorlar. Döviz kurlarından falan da kaynaklı oluyor. Bu da bu şekilde. Türkiye'den yine bir arkadaşımdan aldım. Serkan'dan sağ olsun. Evet. Geldik sonuncuya. Arkadaşlar, karşınızda kırmızı Porsche. 80 Porsche 911 Turbo. Bu araba kara borsa oldu. Türkiye'de her yere dağıtılmadı. Dağıtılan yerlerde de bir dengesizlik oldu. Kimi yerde 5-10 tane çıktı. Kimi yerde 0. Buna ben bir mağazada denk geldim. Ama başka biri almıştı. Büyük bir abiydi. Halbuki o fahiş fiyatlarla satıyormuş. Ben onu koleksiyoner zannettim. Setin tamamı vardı. Setten sadece bir sedan, bir de bunu almıştı. Diğer 3 taneyi bırakmıştı. Onları ben almıştım ve ona rica ettim. Bu arabayı bana bırakır mısınız demiştim. Koleksiyonuma katacağım demişti. Aldı. Sonradan öğrendim ki onu fahiş fiyatlarla satıyormuş. Üzülmüştüm. Ve bundan bulamadım. Aylar geçti. Farklı yenili, farklı serileri geldi Mount Bart'ın. Bunu bulamadım ama sağ olsun İbrahim Sakar diye bir kardeşimiz var. Mustang hayranı kendisi. Mersin'de yaşıyordu. Mersin'de buldu. Hem de yani bulduğu fiyattan gönderdi bana. Sağ olsun öyle yüksek bir fiyat vermedi. Bulursam daha da gönderirim dedim ama 3 tane bulduk. Bu ikincisi. Ben ona dedim ne kadar fazla bulursan gönder. Ben dedim onlardan dedim burada vereceğim kişiler olabilir. Birini hediye ettim ha. 3 tane gelmişti. 2 tane kaldı arkadaşlar. Birini kapalı, birini açık sergilemeyi düşündüm. Ama bunlardan birini belki dedim change yaparım, sonra takas yaparım bulamadığım bir modele karşılık. Bunlar gerçekten kara borsa. Şu an satışları var, bazı gruplarda satılıyor ama mağaza fiyatının bayağı üstünde satılıyor. Ben bunlardan birini açıkçası çekilişle vermek istiyorum. Yine bir hobi başımız sevinsin istiyorum ama bu beni takip eden, işte videolarıma yorum yapan birisi olsun istiyorum. Bir de bunun tabii yine birkaç çekilişim daha olacak, sadece bunlar değil. Hani maddi olarak belki çok değerli değildir ama bu araba inanın zor bulunuyor. Yani bir daha mağazalara satışı gelmez. Bir defa geldi. Geldiği anda bitti ve bir yıl oldu geleli. Bunlardan birine, bir hobidaşımıza, işte veya hani beni takip eden kim olursa artık, ona çekilişle vereceğim. Çekiliş düzenleyeceğim. Çekiliş şartlarını da belirteceğim ama şunu belirteyim. Şöyle bir plan var benim kafamda. Her 500 kişide bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Yani abone sayım 500 olduğunda bir çekiliş, 1000 olduğunda bir, 1500 olduğunda bir. O anki hıza bağlı. Baktım çok hızlı ilerlemiyor.
Belki 500 değil de 400 veya 300 derim. 300, her 300 de bir olabilir. Şu an 500 olmasından yanayım. Ne kadar çabuk da sayfam ilerlerse, yani abone sayım, izlenme sayım, tıklanma sayım da artacak. O zaman da çekilişlerim daha fazla olacak arkadaşlar. Bir süredir çalışmıyorum bu arada. Bir süre daha çalışmayacağım. Çekimlerim devam edecek. Bunlar için yani bir süre ara vermem gerekiyordu işlere de. Tabii farklı sebeplerden dolayı işten ayrıldım ama birkaç ay evde böyle yoğun bir çekimlerim olacak. Kutu açılımlarım falan. İşte beni takip etmenizi, desteklemenizi istiyorum. Her videoda bunu dile getirmek istemiyorum ama takip ederseniz yani güzel sürprizler de olacak sizlere de. Yapacağım çekilişlerde yine böyle değerli arabalar olacak. Kimisi regular olabilir, basic model olabilir ama yani inanın değerli arabalar olacak. Yani benim de katıldığım çekilişler oluyor. Yani modelin fiyat performansına bakmıyorum. Benim için yani koleksiyonuma kattığım bir de onu çekiliş yapan kişinin verdiği değer önemli. 10 liralık da olsa, 100 liralık da olsa hediyedir diyorum. Sizleri de inşallah bu konuda ben de mutlu edebilirim. Çekilişle vereceğim arabalarım olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Bakın kutu bitti. Son bir videom olacak. 5. videom. Yine bunlarda da bir sayım yapalım. Kaç parça çıktı diye dizdim arkadaşlar. Şimdi bir sayalım. Neler çıkmıştı? 1, 2, 3, 4, 5. ...79... ...80... 80 tane var arkadaşlar. Az burada değilmiş yani. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah eğlendirebilmişimdir. Eğlendiririm de inşallah bundan sonra da sizleri. Bir sonraki final bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.